parmakları mutlaka ki kapatmamız lazım. Parmaklar kapanıyor. Mutlaka. Tabii. Bir boşluk bırakmıyoruz. Hiçbir yerde boşluk bırakmamamız lazım. Bandajın basıncı çok önemli. Tam tersi etki yapabilir doğru yapılmazsa. Çok tabii. Sıkıntı yaşayabilir. Tabii atar damarı da bu sefer tıkayabiliriz. Evet, dolaşım engelleyebiliriz. Meral Hocam biraz bahsetmişti. Lipo ödem dediğimiz bir ödem tarzımız var, yağ ödemleri. Evet. Onların da tedavisini yapıyoruz aynı şekilde. Onlarda da etkin bir tedavi sistemi. Venöz ülserlerde bandajlamamız var. Dört katlı bandaj dediğimiz. Siz daha iyi biliyorsunuz. Hocam bunu yaparken ben bir şey daha soracağım. Evet. Hastamız 20 seansı tamamladı. Ödem geçti. Tekrarlar mı? Şimdi onu konuşacağız. Şimdi. Süremiz azaldığı için ben süremiz yapılırken azaldı. Bir yandan onu da sordum. Biz aslında hastamıza ömür boyu bir takibi alıyoruz aslında. Değil kayıtlarımıza mi? Geçiriyoruz. Ve bu işlemleri yalnızca masajda olmuyor bu. Masaj, işte bununla ilgili ödem çorapları kullanıyor. Hastaya egzersiz programları veriyoruz. Ondan sonrası evet. İşte ondan sonra işte nefes terapileri veriyoruz. Bunların hepsini yaptıktan sonra hastalarımız bize yalnızca kontrole geliyor. Peki yani arada bir bunu yapmak gerekiyor mu yani? Mesela 3 ayda bir, 6 ayda bir. 20 hasta, günlük. Eğer kontrolüne tam uyamamış veya o dönemlerde işte beslenmesine dikkat edememiş, işte ağırlık kaldırmış bu tip şikayetler olduğu zaman tekrar bir başa dönme durumumuz olabiliyor. Aslında hastanın tam bir oryantasyon olması lazım bu işin. İşte burada başarısı. Değil mi? İşte bak evet. Burada mesela bu çok aslında anksiyete yaratabilecek bir durum. Yani sıkıntı yaratabilecek bir durum. Yani devamlı bir doktora bağlı olma hissi nasıl bir his hocam? Yani hastada bir sıkıntı yaratabilir o. Yani ama iyileşmeyi görüyor hasta. Ya o mesela hastalığı dediğimiz yani hastalıklarda sürekli doktora gitme isteği, işte kendini sürekli hasta görme. Bırakın. Ama buradaki durumda şimdi bir şeye göre olumlu bir gelişme var ve doktora gitmezse de kontrollerini yaptırmazsa da tekrar aynı şey olabilir. Yaşadıklarına geri dönecek. Evet, yani bunu da kabul etmiyor. O yüzden çok kötü bir deneyim evet, de var. Bu hani ödüllendirici bir şey oluyor aynı zamanda bu olumlu gelişim. Aslında tam o dönemde de biz psikolojik destekle birlikte yürütülebilirse motivasyon da çok artabilir. Artar, aynen hasta öyle. Hasta şöyle gelebiliyor. Hayalim terlik giymek. Evet. Bizler evet, için sıradan evet. Olan bir şey aynen bir insanın öyle. Hayalini oluşturabiliyor. Doğru. Evet öyle çok etek giymek isteyen hastam oldu benim. Elbette yani ettiğim. Görüntü ve estetik açısından. Hı. Ama bir de tabii bu tedavide benim anladığım kadarıyla yani fizyoterapist arkadaş ve hekimlerin dışında hastanın kendisine de iş düşüyor. Tabii. Çok. %50 iş ama düşüyor. Ama bütün hastalıklarda kendisine evet. iş düşüyor. Bu da bir disiplin gerektiriyor. Çok. Açıkçası sporu sevmeyen biri ise özellikle de demin bahsettiğiniz izolasyon, evde kapanma, uygun ayakkabı giymediği için yürümeme. Şimdi yürüsün diyoruz. Tabii. Ama hasta ayakkabı giyemiyor. Hocam hasta terlik alamıyor. Ayakkabı numarası ne zaman düşecek peki hastanın? Hastanın tedaviye yani başlar. Yani bir bacak 43, bir de diğer bacak 40. Başlar başlama düşmeye başlıyor. Peki bu hastalar kendilerine özel ayakkabı mı yaptırıyorlar? Genelde özel ayakkabı yaptırıyorlar. Yani ya da... yürüsün ama nasıl yürüsün? Peki pantolonları ne oluyor? Onu nasıl yaptırıyorlar? Özel mi dikiliyor? Bir bacak tabii... daha mı fazla büyük? Daha bol pantolon. Bol pantolon giyiyor. Diğer taraf içinde geziyor. Yönelebiliyorlar. Eşofman. Kaçıncı kattasın hocam giriyorlar. Şimdi? Son kata geçtik. Son kat, dördüncü kattayız. Bundan sonra tedavi bittikten sonra tekrar olmaması için de Meral Hocam bahsetti. Özel lenfödem bası giysisi yaptırıyoruz hastalara. Ha. Evrelemesine göre. Lenfödemde teşhis koymak önemli, çok doğru. Evresini tespit etmek önemli. Evresine göre ya hazır ürünler ya da yurt dışından özel kişinin yapılarak. Ölçüsü alınıyor. Ama şimdi burada çok önemli. O direkt olarak gidip siparişte değil. Hayır, bu. Hayır. Yani bacağın ölçüsü alınıyor. Kişi şimdi özel, biz tedaviye tamam. Başladığımız zaman hasta genelde bir varis çorabı veya ödem çorabı giymiş oluyor. Ama tedaviden sonra bacak çapı küçüldüğü için evet. Artık o çorap bol oluyor. Hocam yani bunu yürüyebilecek mi? Yok. Yürür. Çok yürüyecek. Rahat şimdi yürüyor. Zaten yürüyecek. Yürüdükçe ağrılar azalıyor. Çok hızlı bir şekilde hastayı şimdi yürüttük. Hı-hı. Evine gönderdik. Yarın gel diyoruz. 24 saat sonra gelecek biz açıyoruz. Tekrar biz açıyoruz. Tekrar yapıyoruz. Sarıyoruz. Gittikçe küçülüyor. Zaten küçülüyor. Bunu hasta da görüyor biz de görüyoruz.